Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün neredeyiz? Bugün Hırvatistan Büyük Otoban'dayız. İstikametimiz Almanya. Pazar günü Bursa'dan çıktık. Gidiyoruz. Kapılar yoğun. Geldik hemen. Burada yattık. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle çevirelim. Burada yattık. Şimdi birazdan kahvaltı yapacağız. Nasıl olursa. Kahvaltımızı yaptıktan sonra yola çıkacağız. Bir video başlangıcı yapalım dedik. Akşam bir video attık. Yeni bir video hazırlayalım. Evet. Hazırlık yapıyoruz. Şu kamerayı yerleştirelim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet. Bu arada güneş bize doğru gelmeye başladı. Biraz geç kaldık. Daha şeydeydi aslında. İlerideydi. Ama tabii yapacak bir şey yok. Şu salatalığımızı bir soyalım. Şöyle bir salatalık yapalım kendimize. Yapacak bir şey yok ya. Bir kahvaltı yapalım. Sonrasında yola çıkacağız. Frigo çalışıyor. Belki de ses kötü olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Frigo daimi çalışıyor. Kiraz var malum. Onun için stop ya da otomatiğe alamayız yani. Bu mümkün değil. Şöyle bir salatalık yapalım. Yeşillik sabah sabah. Şöyle. Evet. Kahvaltı yapıyoruz. Saat belki de Türkiye saati. Kaçmış bakalım? 2. Sabah 4'te geldik buraya. Biraz daha takıldık, yattık. Yani sıcaktan da uyumuyor. Çamları da açtığımız zaman tedirgin oluyoruz. Hırsız gelir mi gider mi diye. Ondan yana da sıkıntı oluyor. Yaz ayları böyle dostlar. Kurbetçiler başladı. Ufak ufak gitmeye dostlar. Kapılar şu an geceleri çok sakin. Hiç araba yok denecek kadar ama gündüz kalabalık olmaya başladı. Kapılar. Hayırlısı bakalım. Evet, şöyle bir yeşillik yaptık kendimize. Ya bizim peçetemiz vardı. Şuradan alır geliriz. Sıkıntı değil. Pazar gününden beri Frigo full time çalışıyor dostlar. Daimi çalışmada. Şöyle koyalım şunu da. Burada bir kaşarımız var. Şunu keselim. Eski kaşar. Şurayı alalım şöyle. Eski kaşar güzel ama bizim burada zeytinimiz var. Kenarlarını temizleyelim şöyle. Toprağa gitsin. Evet. Şöyle az da zeytin dökelim. Salatanın üzerine. Bu böyle. Burada zeytinyağımız var. Böyle evden getiriyoruz. Gariban işi de kemlikli değiliz ki. Bir kilo iki kilo koyalım zeytinyağı. Şöyle gezdirelim. Tamam. Tuzumuz nerede? Ya bir yumurta kırayım dedim ama yiyemem abi ya. Yani aslında kırmak istiyorum da. İnan ki yiyemeyiz ya. Bir de başka peynirimiz var burada. Tereyağını da çıkarttık hani. Belki bal koyarız diye. Burada geçen servisten kalan bir peynirimiz var. Koyun keçi peyniri karışık. Henüz bitmedi yani. Bunu da böyle koyalım abi. Şöyle koyalım. Görüntüyü bozmasın. Evet dostlar.
Kahvaltıyı yaptıktan sonra çıkacağız buradan. Sonrasında biraz da yolda çekim yaparız. Sorular var, onları yanıtlarız inşallah. Şunu bir karıştıralım mı ya? Evet, şunu bir karıştıralım. Salatamızı. Güzel de yeşillik oldu. Şuradan kiraz aldım. Telefon da yanımda yoktu. Kamerasıyla çekecektim. 3,5 euro. 1 kilo kiraz. Kadın orada tezgaha koymuş satıyor. Bende de kunalar vardı. Kunaları verdim. 1 kilo kiraz aldım. Soğuk su da vardı. Tertemiz yıkadım. Koydum buzdolabına. Giderken yiyeceğiz inşallah. Şimdi şekerimiz de tükendi gibi bir şey ya. Normalde şeker yemiyorduk ama gene başladık şekeri. Ya her şeyi bıraktık, şekeri bırakamıyoruz abi ya. Bu bizim halimiz ne olacak ya? Bu nefsimize niye yenik düşüyoruz? Niye böyleyiz bilmiyorum. Bu ekmeği de arkadaşlar Karacabey'de bir tane Trabzon ekmek fırını vardı. Ramazan dedi ki, abi dedi hiç bayatlamıyor buranın ekmeği, al dedi buradan. Ekşi mayalı ekmek. Aldım 3 tane. Yani daha bir tanesi işte bitmedi. Yemek yediğimiz yok. Doğru düzgün. Çayımız çöktü. Bak bizim burada Nutella'mız bile var. Ara sıra Nutella da yiyoruz yani çocuklar gibi. Çalkalayalım. Güneş de tam bize geldi. Kahvaltı saati. Yani iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Çayımız çöktü. Güzel bir çay demledik dostlar. Şöyle koyalım. Kahvaltımızı yapalım. Sonrasında yola devam inşallah. Şimdi sonlandırayım dostlar bunu. Yola çıkınca tekrar devam edeceğiz. Evet dostlar. Neredeyiz? Almanya Hengersberg'e geldik. Dün Hırvatistan'dan çıktık. Gece saat 2 gibi buraya geldik. Gündüz çekim yapalım dedik ama kardeşim nasıl çekim yapacağız? Biz sinek istilasına yakalandık. Geldik burada, Allah'tan bir Türk denk geldi. Kovalarla sular aldık, çamlarımızı falan yıkadık, biraz temizlik yaptık. Şimdi buradan çıkıyoruz nasip olursa. Yaklaşık 350 kilometre yolumuz var. Sonrasında orada bir 45 yapacağız. Bugün Almanya'da yasak olmasına rağmen biz araç sürebileceğiz. Neden? Yükümüz taze yük olduğu için herhangi bir sıkıntımız yok yani. Hayırlısıyla başlayalım. Tekrardan yola çıktık dostlar. Bir barka girdik burada. Bir pauz yaptık. Şimdi hem sorular var, onları yanıtlayalım. Hem de sohbetimizi edelim. Bu arada navigasyonumuzu da takalım yerine. Evet. Neredeyiz? 92 numara Münih yolundayız. Münih'e yaklaşık 10 kilometre, 15 kilometre bir yolumuz var yani. Münih civarındayız diyelim. Şimdi sorulara cevap vereceğiz. Dün Hırvatistan'daydık. Bugün Almanya Münih'teyiz.
yaklaşık bir 200-300 kilometre sonra sonlandıracağız. Trafikte gördüğünüz gibi herhangi tır, kamyon bir şey yok. Önümüzde bir kamyonet var. Bugün Bavyer eyaletinde yasak var. Yani bir tatil olduğu için bir yasak muhabbeti var burada. Sadece biz varız trafikte ama bizim yükümüz taze olduğu için sıkıntımız yok. Bu arada çok sorular var. Soruları yanıtlayalım dostlar. Evet, sorular var dostlar. Şu soruları yanıtlayacağız. Bu mazot ölçümleriyle ilgili birkaç tane soru var. Mazotları nasıl ölçüyorsunuz? Örnek vereyim. Avrupa'dan geldiniz. İstanbul'a yükünüzü boşalttınız. Sakarya'dan, Antalya'dan ya da ne bileyim Bolu'dan, İstanbul'dan ya da tekrar yük yükleyip geri döneceksiniz Avrupa'ya. Ne yapıyorsunuz? Şirkete gitmediğiniz için yakıt depolarınızı ölçüyorsunuz. Ölçüleri firmanıza WhatsApp'tan atıyorsunuz. Ne ölçüyorsunuz? Aracın kilometresi, o hangi kilometresi? Yüzde kaç yakmış ekran resmini atıyorsunuz. Sağ depo kaç santim, sol depo kaç santim, frigo depo kaç santim, frigo dizel çalışma saati kaç, bunları bir liste yapıyorsunuz. Bir not bloğa yazıyorsunuz. Firmaya gönderiyorsunuz. Hesabı orada kapatmış oluyorsunuz. Firma da sizin hesabınızı, aracınızı orada sıfırlamış oluyor. Tekrardan yeni bir sefer açıyor size. Sonrasında yakıt ölçülerini nasıl anlıyoruz? Her aracın sağ deponun, sol deponun, bunların atıyorum kaç santimde ne kadar mazot var diye bir liste var. 50 santime kadar işte birinci santimde 10 litre, ikinci santimde 15 litre böyle gider. Mesela benim aracın 850 litre sol depo, santiminde 14 litre var santiminde. Her deponun yakıt ölçüleri var. Yani frigonun listesi var mesela. Depo tankını takarken yakıt deposu ile ilgili bir tane de liste veriyorlar. Kaç santimde kaç litre yakıt var diye. Ölçüyorsun. Bunu firma da bildiği için senin yakıtını öyle hesaplayabiliyor. Hesabını kapatabiliyor yani. Bu şekilde. Bunu da şimdi bu akşam durduğum yerde yarın görsel olarak metre ile nasıl ölçülür? Nereden metreyi tutmamız lazım? Zeminin nasıl olması gerekiyor? Araç düzde olması lazım çünkü. Bunları yarın görsel olarak bu videoya ekleyeceğiz inşallah. Bunu böyle bitirelim. Bir de yine güzel bir soru vardı. Bunlar gerçekten bu işi yapacaklar için altın değerinde bilgiler arkadaşlar. Bu işi sıfırdan başlayacaklar için. Yolda gider iken kümrüklü aracım var. Yük yattı, çadırı patlattı diyor. Çadır patladı diyor. Kümrüklü araç. Ne gibi işlem yapmamız lazım? Başımıza böyle bir şey gelse ne olur? Örnek veriyorum. Türkiye'den çıktın, Sırbistan'a geldin. Viraja girdin, biraz sert girdin. Farkına varamadın virajın. Olabilir böyle şeyler. Hayatta olabilecek şeyler. Yük yattı, çadırı patlattı. Ya da sağa yattı ya da sola yattı. Çadır patladı. Ne yapacaksın? Öncelikle polis çağıracaksın. Kümrüklü aracın olduğu için tutanak tutturacaksın o yüke. Sonrasında yükünü aktattıracak mısın? Kendin mi aktaracaksın? Yükünü düzelteceksin. Daha sonrasında brandacıda, çadırcıda çadırını yaptıracaksın. O şekilde olmaz. Çadır yırtıkken ülkeden ülkeye geçemezsin. Ceza yersin.
cezası olur mu diyor. Evet, yırttıkken cezası olur. Bunları yaptıktan sonra yükünü düzelttin, bağladın, çadırını, yamasını yaptırdın. Geldin çıkış kapısına. Polisin yapmış olduğu tutanakla, resimlerle gösteriyorsun. Benim yüküm yan yattı, çadırı patlattı. Mühür takacağız. Sırbistan'da benim bildiğim kadarıyla 20 euro veriyorsun. Mühür parası değil de alıyorlar yani öyle. Yani mühürün bir parası yok normalde. 20 euro veriyorsun. Mühürünü taktırıyorsun. Diğer ülkeye geçiş yapıyorsun. Diğer ülkeye geçiş yaptığın zaman yani benim çadırım patladı. Çadırıya bunları söylemene gerek yok. Normal sana resmi mühür taktığı için o ülkenin gümrüğü onu ilgilendirmez yani. Ondan hiçbir şeyden bahsetmiyorsun. Edersen belki de seni sana zorluk çıkartır. İşte kuşkulanır şu bu. Yani çadır yırtıkken velev ki şöyle 5 santim 10 santim yırtık olsun. Hırvatistan bunu fark etsin. Cezayı yersin arkadaşım. Yani bu yazar, hiç kurtuluş yok. 1800 lira ceza yazıyor. Diyor ki kardeşimiz, çadırı tamirini bir tır şoförü yapabilir mi? Mümkün mü? Bana göre mümkün. Nasıl mümkün? Şunu alışalım. Yani 1000 kişi de şöyle 5 kişi belki çıkar günümüzde bu tertibatı yanında taşıyan. Çadır nasıl yama olur arkadaşlar? Isıyla olur. Bunu bir saç kurutma ile bile belki olabilir ama yani böyle saç kurutma makinesi gibi bir ısıtıcı var. Yanında devamlı böyle bir metre kadar bir branda çadır parçası taşırsan, o makineyi de yanında taşırsan, böyle saç kurutma gibi bir makine, yani yollarda rezillik çekmesin, işini çabuk halleder gidersin. Yani şöyle küçük bir yamaya 50-100 euro para alırlar. Çünkü ellerine düştün. Yurt dışı pahalı arkadaşlar. Benim bildiğim, bak, bir tane ADR tabelası adam taktı. 4 tane çivata taktı. 130 euro para aldı. 4 tane çivata ya. Yani 4 tane çivatayı takacak, takamayacak şoför bana göre şu arabanın üstüne binmesin abi. Yani 4 tane çivatayı takacak senin şeyin yok mu abi? Senin tornavidan yok mu yani? 4 tane çivata takamaz mısın? Vallahi böyle şoförler de var yani. Takamadı adam. Yok, tornavı, bir tane tornavı yok adamda. Böyle de bir durum var yani. Yanında taşırsan, malzemen olursa hiç sıkıntı yaşamazsın. Zaman kaybına uğramazsın. Hemen işini halledersin, yoluna da devam edersin. Bu bir gerçek. Yani mümkün. Şoför istese o çadırı yamasını yapabilir. Bu mümkün arkadaşım. Dediğim gibi ülkeden ülkeye geçiş yapamazsın çadırın yırtık olduğu zaman. Başına böyle bir şey geldi, polis çağırırsın. Araç gümrüklü olduğu için ona tutanak tutturursun yani. Benim yüküm kaydı, tutanak tutturursun. O tutanakla beraber çıkış kapısına gittiğin zaman gösterirsin. Yeni bir mühür takar, yoluna devam edersin. Bunla, bu şekilde direkt o kapıya dayandığın zaman işin daha da çok zorlanır, zorlaşır. Bu sefer çadırcı çağıracağım, bilmem ne olacak, şu olacak, bu olacak, zaman kaybın. Bir tane kardeşimiz, daha öncesinden de belki de bundan bahsetmiştim. Dedi ki, abi dedi, kullanmış olduğun çekicinin kabinini nasıl kaldırıyorsun? Yani motor arıza verdi. Bu kabini nasıl kaldırıyoruz? Yarın durduğum yerde görsel olarak bu yakıt depoları nasıl ölçülür? Bundan ve kabini arıza yaptı. Kabini nasıl kaldırıyoruz? Kabin kaldırmadan önce almamız gereken birkaç tane önlem var. Tekbir var. Bunları yapmazsak başımıza neler gelir? Bunlardan bahsedeceğim. Çok önemli püf noktalar arkadaşlar bunlar. Yani yarın göreceksiniz videoda.
Çok çamlar kırıldı, çok çamlar patladı. Bilmeyen kişiler için çok faydalı bir şey olacak. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunun dışında yine bir tane sorumuz var. Diyor ki sadece diyor çekiciyle beraber A şehrinden B şehrine giderken yine dijital tako kullanmamız gerekiyor mu? Güzel bir soru. Evet gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sen çekicisin. 7,5 tonsun sen. 7,5 ton ticari araç olduğun için kesinlikle dorse arkanda varken de yokken de bu çekiciyi takolu olarak kullanman gerekiyor. Peki dijital tako kart koymasa, kartsız kullansak ne olur? Çok büyük cezası var arkadaşlar. 1 metre bile şu aracı kartsız kullanmayın. Bakın out'ta kullanın ama ne kadar kullanın? Atıyorum araç serviste, tamirhanede şu kanaldan diğer kanalı alacaksınız. Onu orada out'a alırsınız. Bir 5 metre, 10 metre yani bir dakika 5 metre, 10 metre onu oynatabilirsiniz out'ta. Out'un da anlamı budur. Yani out'un anlamı al out'a 1000 kilometre, 5000 kilometre sür değil. Bunun da çok büyük cezası var. Out'ta araba sürülmez. Out'ta sadece tamirhanelerde şu perondan yan peronu almak için ya da rampadan arabayı çıkarmak için yük boşaltıyorsun. Rampadan çıkaracaksın ya da rampaya koymak için. 10 kilometre sürati geçmemesi lazım. Out'ta kullandığın zaman. Yani zaten adam orada görüyor seni. Kaç kilometre kullandı. Eğer ki burada 5 kilometre, 10 kilometre bunu out'ta kullandıysan burada bir art niyet var. Ama bakıyor adam out'a almış 5 metre sürmüş ya da 10 metre. Orada onu anlıyor ki araç tamirhanede ya da ne bileyim bir yerde bir perondan bir perona geçiş yapmış. Out'un anlamı da budur. Out'un anlamı trafikte out'ta aracı kullanmak değil. Out'un anlamı tamirhane içerisinde sağa sola almak içindir. Kartsız daha büyük cezası var. Out'ta mı? Kartsız kullanmanın çok büyük cezası var. Kartsız arabayı yarım metre bile oynatmayın. Orada hafızayı aldığı zaman geriye dönük 28 gün araç kartsız kullanıldı diye ceza yersin. Ama 5 metre out'ta gittiği zaman birçok şey buna ceza bile yazmaz yani. Kartsız kesinlikle aracı kullanmayın. Velev ki arkanızda torse yoksa bile kesinlikle kullanmayın. Torse varsa da yoksa da varmış gibi takonu kullanacaksın. Yani takolu kullanacaksın. Yine 3 saat, 3,5 saat gidip 45 dakika pauzunu yapacaksın. Sistem böyle işliyor arkadaşlar. Out çok önemli. Kartsız sürüş çok önemli. Bunları yapmayın. Kesinlikle bunlar suçtur yani. Out, kartsız sürüş bunlar suç. Bunları kesinlikle yapmayın dostlar. Torse'nin kiremeyeceği yasaklı yollara, torse ile girilmeyeceği yasaklı yollara sadece çekiciyle girebilir miyiz? Kesinlikle giremezsin arkadaşım. Yani senin çekicin 7,5 ton zaten. 7,5 ton olduğu için arkanda torse olsa da olmasa da giremezsin. Yani yine yasak. Torse ile giremediğin yani yasaklı yola çekiciyle de giremezsin. Bu da yasak. Bir taksi kadar uzunluğu olmuş olabilir. Ama bir ağırlık tonaj var. Onun için oraya giremezsin. Cezası var. Yani 7,5 ton tabelası çok önemli. Çekiciyle bile olsa girmeyin. Çünkü sizin çekiciniz 7,5 ton zaten. Bu sıkıntı. Özellikle Avusturya'da öyle yollar var. Bunlara çok dikkat edin dostlar. Özellikle çekici otomobil diyebilir miyiz? Kesinlikle çekici bir otomobil değil arkadaşlar. Hem görünüş itibariyle hem resmiyet olarak
ruhsatında ticari yazıyor. Otomobil konumuna girmez. Torsiyi havaya kaldırdığımız zaman diyor, ayakları indirdiğimiz zaman bir seri ve ağır teviri var diyor. Bunu da yarın göstereceğim arkadaşlar. Torsiyi nasıl kaldırıyoruz? Ayakları nasıl indiriyoruz? Torsenin kol bir ağır ve seri manevrası var. Bunları yarın görsel olarak durduğumuz zaman bunları tek tek göstereceğim arkadaşlar. Giderken malum bunlar gösterilmiyor. Yarın nasip olursa vaktimiz olacak. Bunlarla ilgili bu video bunları ekleyeceğim inşallah. Evet dostlar. Neredeyiz bugün? Bugün Ulm'deyiz, Almanya'da. Hemen karşımızda Yıldız Kembahe var. Boyanın fabrikası. Şimdi dostlar bu yakıt depolarıyla ilgili bana çok sorular geliyor. Yakıt depolarıyla ilgili. Bu yakıt depoları nasıl ölçülür? Hesap verirken nasıl hesap yapılıyor diye. Böyle sorular geliyor bize devamlı. Şimdi de burası müsait. Burada yakıt depolarımızı ölçeceğiz. Nasıl ölçüyoruz? Hesap nasıl veriyoruz? Atıyorum şirkete gitmeden İstanbul'a yük götürdün. İstanbul'dan geri geldin. Şirkete uğramadın. Depoları nasıl ölçüyoruz? Bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bu arada şöyle bir şey göstereyim sizlere. Sivaslı Mustafa abimiz geçen servis Türkiye'ye giderken Kaptan Andreva'da bizi durdurdu. Frankfurt'tan bizleri takip ediyordu. Bir de resim çektim. Hemen onun resmini de koyacağım. Kendisine teşekkür ediyorum. Şu eldivenlerden, teri eldiven bana bir paket verdi. Yani 10 çift eldiven verdi. Hediye etti bize. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi ölçülerimizi alacağız. Nasıl alıyoruz? Onu şey yapacağız. Şu eldivenimizin birini giyelim dostlar. Birini giydik. Mustafa abiyi de unutmamış olduk. Dedim abi ne demek. Bizim tepolarımız dostlar devamlı kilitliyoruz. Neden kilitliyoruz? Yani sonuç itibariyle Almanya'da olsa burada sade ülkede Almanlar yaşamıyor. Şuradan metremizi alıyoruz arkadaşlar. Dostlar metremiz bu. Şurada bezimiz var. Bununla siliyoruz. Metreyi açıyoruz. Şu şekilde örüyoruz. Şu şekilde salıyoruz şeyin içerisine. Tebonun içerisine salıyoruz. Aşağı vurduğu zaman şöyle az büküyoruz yani. Şu şekilde. Aşağı vuruyor. Tak tak diye bir ses geldiği zaman. Şimdi burada tabii şeyde ölçemiyorsun. Bakamıyorsun ama şurada geliyoruz. Evet. 30 santim 30 santim yakıtımız var bizim. 30 santim yakıt. Yani 30 santimde bizim bu tepomuz 850 litre dostlar. Çekicimiz 1430 litre iki taraf. 850 litre burada olduğuna göre 30 santim yakıt. Santiminde 14 litre var dostlar. Ne yapıyoruz? 30 çarpı 14 yapıyoruz. Eşittir 420 litre bu tarafta mazotumuz var. Bu ölçüleri böyle alıyoruz. Sol depo, sağ depo, friko depo, friko saat. Bunları hepsini tek tek alıyoruz. Bir not bloğa yazıyoruz. Not bloğa yazıyoruz. Sonra firmada bu yakıtlarla ilgilenen kişiye WhatsApp üzerinden atıyoruz. Bizim hesabımızı kapatmış oluyor. Yani şirkete gitmene gerek yok. Farz edelim İstanbul'dan geri döndün. Hemen orada hesabını kapatmış oluyor. Tekrar yeni bir sefer açmış oluyor. Bu şeyle ilgili Torsen'in ayaklarıyla ilgili birkaç sefer soru geldi. Onları yanıtlayalım. Dostlar bak.
Bunda bir seri var, bir ağır var. Bu seri bu. Böyle indiriyoruz bir kapağı. Şurada göreceksiniz, bakın şöyle ileri ittiriyoruz. Bu da ağır. Çok yumuşak döner. Hiç sessiz gibi döner ama indiriyor ya da kaldırır. Bunun anlamı nedir? Bu anlamı dostlar, dorsayı tam kaldırmamış olsun, kaldıramaz. Çekici yetersiz gelir. Körük tam kaldıramaz. Altına gireceğin zaman özellikle hani yük basmış olur. Ağır tevire aldığın zaman böyle çok yavaş yavaş bunu kaldırabilirsin dostlar. Ağır tevir. Körükleri tam kaldırmamış yük bindiği zaman ayaklara, ağır tevire aldığın zaman seride zaten yani şu kolu yamultursun. Kaldıramazsın. Ağır devire aldığın zaman şöyle çok yavaş yavaş kaldırabilirsin. Yükü ayaklardan hafifletirsin yani. Yükü kurtarmış olursun. Dorsi ayaklarını kaldırmak için ağır tevir körükler tam torseyi kaldırmadığı için ağır devire alırsın. Tekrar ediyorum. Ağır devirde ayakları kaldırırsın. Yani çok rahat kalkar. Seriye aldığın zaman buradan çeviremezsin kolu, bak. Gördün mü dostum, bak. Bu ağır devir, bu seri devir. Bak. Ağır devir ileri itiyoruz. Seri devir geri diyoruz. Yani ayaklar yerdeyken bu kolu kaldıramazsın. Ağır tevire alırsın. Kolu kaldırırsın. Bununla ilgili bize çok sorular geldi. Dorsayı ağır devir, seri tevir nasıl kaldırıyoruz diye. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Araç boş olduğu zaman dostlar, araç boş olduğu zaman torsenin içerisinde yine göstereceğim bazı şeyler var. Şimdi bu akşam gece bir de yük indireceğiz. İndirdikten sonra nasip olsa yarın boş oluyor. Ştangalarla ilgili sorular var. Onları yanıtlayacağız. Ştangaları nereye takıyoruz? Neden takıyoruz? Bunlarla ilgili birkaç soru var. Bunları da yanıtlamış olacağız. Mazot yakıtlarla ilgili nasıl ölçüm yapıyoruz diye, dediğim gibi metreyi vuruyorsun. Mesela bu sağ deponun santiminde 10 litre var. Frigo deponun santiminde liste var. Listeye bakıyorsun. Frigo depomuz hemen altta. 650 litre frigo depomuz. Hepsini liste halinde yazıp gönderiyorsun şirkete. Sağ depo, sol depo, bir not bile alıyorsun. Sağ depo, sol depo, frigo depo, frigo saat yani çalışma saati. Ekran yüzdesini atıyorsun. Ekran kilometresini atıyorsun. Firmaya gitmeden önce hesabını kapatmış oluyorsun. Sistem, süreç böyle işliyor dostlar. Şimdi buradan sonlandırıyorum. Bu videonun devamını yarın yine devam edeceğiz inşallah. Dorsiyi boşalttıktan sonra dorsiyenin içerisinden yine sorular var. Onları da yanıtlayacağız. Tekrar devam edeceğiz. Tekrardan birlikteyiz. Neredeyiz bugün? Dostlar, bugün Macaristan'dayız. Hemen sabah, daha doğrusu öğlen 12'de Suben'den çıktık. 4 saatte geldik Nikestof'a. Bir 15-20 dakika daha yürüdük. Park sıkıntısı yaşıyoruz arkadaş. Yani parklarla ilgili her gittiğimiz günlerde çok sıkıntılar yaşıyoruz. Her gün yeni yeni araçlar trafiğe çıkıyor. Bu araçları nerelere park edeceksiniz diye kimse bununla ilgili bir çalışma yapmıyor. Bu Avrupa'da da aynı, Türkiye'de de her ülkede aynı. Yarın öbür günü inanın otobanda şimdiden başladı Suben'de yolun üzerine insanlar park etmeye. Yer yok, araba çok. Bunun için bir çalışma yapılmıyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Geçen haftadan başlatmış olduğumuz bir videonun devamını yapıyoruz. Yarın da yine tekrardan Romanya'dan yeni bir başlangıç yapacağız yeni video için.
Çok sorular var. Bu soruları bir an önce cevaplamamız gerekiyor dostlar. Neden cevaplamamız gerekiyor? Onu da anlatayım. Çok birikim oldu. İnsanlar yazıyor. Biz cevap vermediğimiz zaman belki de bizi yani kaleye almıyormuş gibi algılıyorlarsa bizi yanlış anlamasınlar. Çok sorular var. İşlerimiz var. Çalışıyoruz. Çok fazla video atamıyoruz. Durumu idare edin bu konuda. Sorularla devam edelim dostlar. İşte pazar günü cumartesi gece 02'de yükümüzü indirdik. Almanya'da. Pazartesi iki yerden yük aldık. Tekrardan bugün salı geri dönüşe geçtik yani. Geri dönüşe başladık. Hayırlısıyla gidiyoruz memlekete doğru. Önümüzdeki hafta başında yine nasip olursa tekrar geri dönüş yapacağız. Allah nasip ederse. Yine sorular var, onlarla devam edelim. Soruların bir tanesi yüksek kabinin avantajı ve dezavantajı nedir diye. Yani şoför için yüksek kabin avantajları çoktur. Nedir? İşte dolapları fazladır, elbisesini, malzemesini, şusunu busunu koymaya çok idealdir. Gece yatarken şu an benim kullanmış olduğum araç alçak kabin ve yatakla üst yatakla arasında 40 santim var ya da yok, yani şeyden görüyorsunuzdur zaten, ön kameradan kaldırdık ama zor oluyor gerçekten, kolay da değil yani işin açısı. İşte dezavantajı biraz daha ağır olur yani kantara, işte tonajlı bir yüküm varsa bu neler etkisi olur? Rotarderin etkisi olur, yaklaşık rotarder. Rotarderine göre yani 1 ton, 1,5 ton ağırlığında belki de vardır. Yani ya da 750 kilo mudur, 500 kilo mudur rotarderin ağırlıkları, onu tam bilmiyorum. Rotarderin ağırlığı var. İşte kabin yüksek olursa onun ilavesinin ağırlığı var. Ama şoför için çok dezavantaj, işte yatarken diyor güneşte ne yapıyorsunuz, nasıl uyuyorsunuz, uyuyabiliyor musunuz? Evet, sıcak havalarda özellikle yaz aylarında gece araç sürdüğün zaman gündüz uyuyamıyoruz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Çok sıcak oluyor. Gündüz yatma, uyuma şansın %10 yani. Uyuyamazsın. Gündüz gece sürüyorsun, gündüz uyuyor musun? Uyuyamıyorsun. Gece tekrardan yola çıkıyorsun, bu sefer gece uykun geliyor, yol gidemiyorsun. Böyle sıkıntılarla yaşıyoruz ama şimdi yeni sistemde artık araçların birçoğu park klimalı çıkıyor arkadaşlar. Orijinal park klimalı, yani aracını stop ettin, 6 saat 8 saat işte markasına göre, Volvo'larda 8 saat var, geçen anlatmıştım. Yaşam mali için 2 tane ilavetten akü koymuş Volvo. 6 saat 8 saat o derecesine göre de değişebilir. Mesela 22'ye falan alırsan bir oda sıcaklığı, işte kalkıp da 16 yaparsan zaten yorgan örtmen lazım, üşürsün arabanın içine, hasta olsun. 22-23 alacaksın abi, 22'de 23'te bir oda sıcaklığı, güzel uyuyabilirsin yani o şekilde. Yani artı 15-16'ya kadar düşüyor. 16'ya alırsan uyuma şansın olmaz tabii ki. 22'ye aldığın zaman herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Rahatlıkla uykunu da alabilirsin yani. Yeni araçlarda artık devamlı bu sistem oluyor. Park kliması sistemi dostlar. Yeni çıkan araçlarda önümüzdeki yıllarda artık bazı ülkeler şimdiden başladı. Her araçta park kliması olacak diye. İnşallah öyle bir şey yaparlarsa firmalar için maliyet yükselebilir ama bizler için bir avantaj olacak. Yani gündüz en azından yattığımız zaman rahat uyuyabileceğiz. Şimdi fren körüğü nedir diye bir soru var. Bununla ilgili bunu körsel yapacağım dostlar. Fren körüğü ile ilgili, mesela imdat körüğü deriz. Bu imdat körüğü patladığı zaman, hortumdan körlediği zaman kilitler tekrardan. Bunu anlatımını görsel olarak yapacağım. Bir de imdat körüğünü beraber körleyeceğiz. Yani başınıza imdat körüğü, içinde çontası var. İmdat körüğü patladı, hava boşalttır. Bu devamlı bunu bir gün iki gün sürersen
Bu frenlerle ilgili EPN var. EPN beynini yorar, onu da arıza verdirir. Yani devamlı hava aktaramadığı için, aktarmaya çalıştığı için EPN var. Bu EPN beynini yorar, ona da arıza verdirir. APS'ye arıza verdirir. Daha büyük arızalara meydan verebilir. Bunu durduğumuz zaman altına aracın gireceğim, bu kamerayı koyacağım. İmdat körüğü patladığı zaman nasıl bir işlem yapacağız? İnşallah önümüzdeki videoda ona bir zamanım olursa bunu yapacağız inşallah arkadaşlar. Kantar tonaj nedir diyor. Tonaj ayarlaması nasıl yapılır? Dostlar, tonaj ayarlaması günümüzde bazı araçlarda ekranda hangi dingil kaç ton basıyor görebiliyorsun. Mesela Renault T kabinlerde var. Benim kullanmış olduğum bir önceki araçımda onda vardı. Tutuyor mu birebir? İnanın bana, aşağı yukarı birebir tutuyor yani. Bu tafta şu model, yani şu benim kullanmış olduğum şu tafta yok. Belki 530'larda olmuş olabilir. Ya da yüksek kabinlerde mi olmuş olabilir? Dingil dingil oradan göremezsin. Farz edelim biraz stratejik bir yük yükledin. Kümrüye gitmeden, mühürü sıktırmadan dingil dingil bunu nasıl yapacaksın? Her şehirde dingil dingil tartan kantarlar var. Yani her dingili tek tek tartıyor. İşte birinci dingil 5 ton, ikinci dingil 7 ton. Mühürü takmadan fabrikadan yükledin. Yani Bulgaristan'a kantara düşüp ceza ödememek için, erinmemek için, erinmezsen daha doğrusu gidersin, dingil dingil tartan kantarlar var. Girersin ona, oradan adam sana yavaş yavaş gel. Her dingili adam yazar tek tek. İşte ön dingil, çekici, torsenin 3 dingili. Orada hangi dingil kantar basıyor, oradan onu görebilirsin. Eğer ki kantar basarsa, kümrüğü mühürü takmadan yüklediğin yere ya da firmana bildirirsin, dersin ki falan dingil kantar basıyor, falan dingilin yükü fazla, ne yapalım? Firman sana ne derse onu yap. Derse ki işte bu yük gitmesi lazım, riskli bir yük, cezasını ödeyeceğiz, öyle gidersin. Ama bunu genelde şöyle yapıyorlar. Yükleyici firmaya bildiriyorlar. Diyorlar ki senin yükün bu kadar, kantar basıyor. Bunun cezasını karşılarsan böyle devam edelim. Karşılamazsan ayarlamanı yap ya da geri indiriyor bir kısmını. Ona göre evrağını düzenliyor. Sen şimdi yükünü yükledin, kabugule'ye geldin. Eğer ki öyle tonajlı bir yük varsa, rizikolu bir yük varsa, zaten yüklerken ona göre ayarlayacaksın yükünü. Zaten günümüzde genelde yükleyen firmalar, onlar bile biliyor işte hangi yük ne kadar kantar basar diye, işte dingil dingil. Onlar, çoğu portföyçüler biliyor artık, yüzlerce binlerce araç yüklüyorlar, yani bu kadar da bırak bilsinler. Ona göre ayarlamanı, kantar ayarlamanı yaparsın. Kantar ayarlaması da böyle. Yüklediğin zaman dingil dingil kantara girersin. Tek tek dingilleri tartarsın. Firmana bildirirsin. Üzerinden de şahsın, yani riski atmış olursun. Dersin ki ben size bildirdim kardeşim, bu kadar yük vardı, şunları şunları bildirdim size dersin. Gece sonra zaten bunu firmaya bildirdiğiniz zaman firma ivedi daha kümrük yapılmadan önlemini alır. Ya o yükü boşaltır ya tonaj ayarlamasını yaptırır. Ya da karşı taraf der ki, yükleyici firma, tamam ben bunu böyle yani olduğunu biliyorum, cezasını biz karşılayacağız, kantar cezasını, öyle devam edersin. Sistem böyle. Dingil dingil tonaj ayarlaması nasıl yapılıyor demiş abimiz. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Yani hiçbir zaman firmanızın haberi olmadan böyle riskli yükler yükleyip mühür taktırmayın. Baktın gördün, yani rizikolu bir şey varsa muhakkak ilk işin, hatta o fabrikadan çıkmadan, yani rizikolu bir şeyse fabrikadan çıkmadan firmana bildireceksin. Bak böyle böyle bir risk görüyorum, bir sıkıntı var. Bunun bir ayarlamasını buradan araç çıkmadan yapsınlar diye bildirmen lazım.
Diyor ki çift şoför araç hareket halindeyken ikinci şoför de üst yatakta neden yatmaz da alt yatakta yatar? Bak bu sorular soruyu hatırlatıyor, getiriyor arkadaşlar. Üst yatakta şoför yatarsa üst yatak daha çok sallanır oradaki arkadaş. Orada bek rahat edemez. Ama günümüzde şöyle bir şey var arkadaşlar. Kanunen, yani bu Türkiye'de uygulanmıyor ama kanunen çift şoför çalışılır iken ikinci şoför yatakta yatamaz. Yasak bu. Avrupa'nın her yerinde yasak. Türkiye'de bu fazla şey yapılmıyor. Fazla önemsenmiyor ama Avrupa'da kesinlikle çift şoför giderken ikinci şoförün yatması yasak. O da neden? Ben de onu araştırdım. Nedeni de şu: şoförün biri yatarken, uyurken diğer şoförün de uykusu gelir diye onun için yasaklamışlar bunu. Arkadaşlar, kesinlikle ikinci şoförün yatması, uyuması yasaktır yani. İkinci şoför de sağ tarafta oturacak. Şöyle düşünelim. Yani çift şoför kadar zor bir şey, katliyen hiçbir şey yok. Bakın, 21 saat total içerisinde, yani 21 saat uyumayacaksın başta. 9'ar saat kullan. 9, 9, 18. 3 saat de sana pauza veriyor aralarda. 21 saat. 21 saat hiç uyumaman lazım. Ya mantıklı bir şey mi? İnsan 21 saat ayakta durabilir mi? Böyle bir şey yani. Ben yani çift şoför hiç bana mantıklı gelmiyor. Çift şoförde 21 saat ayakta olacaksın. Yani totalin 21 saat. Bunun 18 saati araç kullanma, 3 saatli bavze, 21 saat çalışma, 9 saatte bavze yapacaksın, 30 saat. 30 saatte bir takon bitmiş olacak çift şoförde. Ya bu çok uzun bir zaman. Yani bizler çift şoför gittiğimiz zaman, bak buradan yemin ediyorum, vallahi da billahi uyuyarak gidiyoruz. Ben araba sürüyorum, uyuyorum. Öbürü orada uyuyor, uyuyamıyor. Diğeri geçiyor araba sürerken, o da traksiyonda uyuyor. Bu hiç mantıklı bir şey değil. Ben size başka bir örnek vereyim. Önceki sene, firma ismi vermiyorum, yine bizim yani bildiğimiz firmalardan bir tanesi, Sırbistan'da çift şoför durmuşlar, çorba içmişler. Ya fazla değil bak, 1,5 ya da 2 kilometre ileride uyudu şoför, arabayı devirdi. 1,5-2 kilometre gitmedi. Zaten oradan çorbayı içmiş adam sızmış kalmış, bitti abi. Arabayı devirdi. Çift şoför Avrupa'ya gidiyorlar. Ya iş mi Allah aşkına çift şoför? 21 saat bir insan ayakta durabilir mi? Şu koltukta oturabilir mi abi? Bu nasıl bir, yani bu tako olayının her şeyi çok güzel, tamam. İşte atıyorum 9 saat araba süreceksin, 11 saat dinleneceksin. Yani 11 saatinde hesap ediyorlar. Bu şoför 3 saatini sosyal faaliyetine ayırsa, yemek yapsa, yese, dinlense, 8 saatini de uyusa 11 saat. Bu mantıklı. Tamam, bu güzel bir şey. Bu 21 saat nedir be kardeşim ya? Böyle bir şey olabilir mi? 21 saat şoförün biri araç sürerken diğeri yatakta uyuyamaz. Niye yasak? Hiç mantıklı gelmiyor yani. Çok doğru bir şey değil. Yani bu şahsıma göre çift şoför benim kırmızı noktamdır abi. Olmaz. Yok abi. Çift şoför işi iş değil. Ben orada koltukta uyuyacağım, öbürü burada uyuyacak. Allah muhafaza. Ya da o uyurken ben de burada uyuyacağım, ona da zarar vereceğim. Bu iş doğru bir şey değil dostlar. Evet, şimdi güzel bir soru var. Bu yeni başlayacak arkadaşlar için, bak bu sorular, soranlara teşekkür ediyoruz. Vallahi altın değerinde sorular. Lastik diyor, yolda gümledi diyor. Eski şoförler diyor, o lastiğin kenarına benzin tökerlerdi. Kazla beraber kaste ile beraber yakarlardı hani, böyle birden yanaklar otursun diye. Hani şu anda günümüzde lastikçiler buraya böyle küçük tüplerle hava basınç yapıyorlar. İşte yanaklar otursun diye, hava vurması için. Bu doğru bir şey mi diyor? Ne kadar olmalı? Yani aslında doğru bir şey değil ama yolda senin böyle bir tertibatın olma şansı yok. Dolayısıyla yani bu benzin olur, eter olur, spreyli mesela eterler var. Kenarına şey yaparsın, kaste ile beraber bir yandan da sipopa havayı verirsin. Kaste ile beraber uzaktan şey yaparsın, yoksa patlama alında
yanakları da küm diye bir ses yapıyor. Elini yakarsın. Buna da dikkat etmek lazım dostlar. Mesela şeyde YouTube'da bunlarla ilgili çok videolar var. Bunları da izleyip görebilirsiniz. Başınıza böyle bir şey geldi ama hiç de gerek yok. Günümüzde lastiği janttan çıkaracak şoförde öyle bir tertibat yok yani. Lastik patlar, Rus makinen varsa sökersin, değiştirirsin, yoksa lastikçi çağırırsın. Şu anda günümüzde lastiği çemberden çıkaracak, yama yapacak şoför 1.000 tane de bu kadar çıkar dostlar. 1.000 tane de 5 tane çıkar belki. Şu anda yok yani. Onun için hiç gerek yok. Lastik çemberden çıkarmak için abi onun levyeleri, malinaları olması lazım sende. Hadi çıkardın. Onu taşlamak için bir zımpara, havalı zımpara makinen olması lazım. Yaması olması lazım. Günümüzde şu yolda yolu kessinler sabahtan akşama kadar. Belki bir kişi de çıkar yani o tertibat. Başkasında da çıkmaz. Şimdi geçen de bu serviste gelirken şeyde Kaptan Androva'yı geçtik. Mars Lustig'in aracı tingil kümledi, orta tingil mesela çöktü yere kadar yolun kenarına, hemen arkasına durdum. Bende de tertibat vardı yani, adamın işi çabuk olsun yardım edeyim diye törtülerimi yaktım, dedim geçmiş olsun yardımcı olayım dedim, sökelim falan. Dedi ki yok usta, dedi gerek yok, bizde dedi şey var, yol yardımı var dedi, biz kendimiz kesinlikle ellemiyoruz, arıyoruz şirketi, şirket buraya servis gönderiyor, lastikçi gönderiyor, anlaşmış olduğu her ülkede anlaşmış olduğu. Çok büyük firmalar bunu yapıyor gerçekten. Mesela sonradan Sırbistan'a geldik, bir arkadaşın ön lastiği gümledi, ona yardım ettik, onun öyle bir şeyi yoktu, yeni de başlamıştı, bize dua etti, öyle çıktık geldik. Yani günümüzde büyük firmalar, örnek veriyorum, Ekol, Mars, Barsan da aynı. Hatta benim bildiğim kadarıyla Barsan'ın işletmesi bile yok yani. Nerede? Avusturya'da geçen Engin'im kümlemişti. Bir telefon hemen servis geliyor, değiştiriyor, gidiyorsun. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Tamam, bu da güzel. İnanın çok büyük zaman kaybı. Bak, bir servis oraya gelene kadar 2 saat 3 saati bulur. Ülkesine göre değişir. Ya abi ben şimdi 10-15 dakikada lastiğimi değişir giderim. Ya niye benim 2 saatim 3 saatim kaybım olsun yani? Böyle de bir durum var. Velev ki senin Rus makinen var. Bu Rus makinesiyle bile değişmeye kalksan bir saatini geçmez abi. Yani biraz elin yatkınsa, pratiksen yarım saatte değiştirirsin abi. Ne olacak yani? Bu kadar basit olur bu iş. Lastik konusu böyle dostlar. Bu video geçen haftadan dedim ya başlatmıştık. Nereden başlatmıştık bu şeyi? Hırvatistan'dan başlatmıştık, bildiğiniz gibi. Bayağı çekimler de yapmış olduk. Bu videoyu sonlandıralım. Yarın Romanya'dan nasip olursa inşallah bir video başlangıcı yapacağım. Romanya'nın hiç çekmediğim yerleri var. Oralardan çekeceğiz arkadaşlar. Çok güzel görüntüler alacağız inşallah. Hem bu sorulara devam edeceğiz. Çok sorular var. Bir de görsel olarak tekrar birkaç bir şey göstermem gerekiyor. Tebo'ların yakıtları ile ilgili gördüğünüz gösterdim. Yine bu imdat körüğü nasıl körlenir? İmdat körüğünü körlemezsek ne olur? Ne zarar verir? Bunlarla ilgili yine bahsedeceğiz inşallah. Bunu sonlandırmak istiyorum bu videoyu dostlar. Şu an Macaristan'dayız. Yarın Romanya'da olacağız inşallah. Allah nasip ederse. Yarın çarşamba, Perşembe günü Bulgaristan'dayız. Cuma günü İstanbul'da oluruz herhalde. Nerede olacağız? Erenköy'de. Bir antrenman ama henüz boşaltma adresimiz gelmedi. Oraya da ben gidip gitmeyeceğim şu andan belli değil. Yani o kabukule de belli olacak. Yine başka bir videoda görüşeceğiz ama dostlar, eğer ki buraya kadar bizleri izlediyseniz bizlere destek vermek için kanalımıza bir abone olun. Bir beğeni, yorum yaparsanız bizlere destek vermiş olursunuz. Bizleri mutlu etmiş olursunuz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Macaristan, hepinize selam olsun.